Selam herkese, benim elime hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte parfüm koleksiyonumu inceleyeceğiz. Eğer beni Instagram'dan takip ediyorsanız en az ojeler kadar parfümlere de ilgi duyduğumu mutlaka bir şekilde öğrenmişsinizdir. Bugün imza kokularımla birlikte, yani bittikçe mutlaka aldığım, hiç vazgeçemediğim kokularla birlikte moduma göre değişen, örneğin gündüz ya da gece, yaz ya da kış kokuları ya da bir arkadaşımla buluşuyorsam ya da erkek arkadaşınızla buluşuyorsanız gibi çeşitli kategorilerde parfümlere de göz atacağız. Bence herkesin mutlaka bir imza kokusu olmalı ama modunuza, ruh halinize, mevsime göre de değiştirebileceğiniz kokulara da sahip olmalısınız diye düşünüyorum. Bunların hepsine tek tek bakacağız. Hatır sayılır ölçüde bir koleksiyon birikimim var diyebilirim. Bunlara bakmadan önce bir iki tane püf noktası söylemek istiyorum. Bunlardan ilki parfümlerin saklama koşulları. Parfümlerinizin uzunca süre dayanması için mutlaka güneş almayan ve serin bir ortamda muhafaza edilmesi gerekiyor. Eğer direkt güneş ışığına maruz kalan bir yerde saklarsanız parfümleriniz çok daha kısa sürede bozulacaktır. Özellikle hava algını düşündüğünüz bir kapak yapısı varsa parfümlerin kapaklarının da sıkıca kapandığına emin olun. Bu şekilde yıllarca parfümlerinizi koruyabilirsiniz. Benim koleksiyondaki parfümlerin büyük çoğunluğunu Duty Free'den satın aldım. Bunun dışında markalar tarafından gönderiler ve yeni keşfettiğim kokular da oldu. Bunların hepsinden tek tek bahsedeceğiz. Diğer bir püf noktada parfümlerinizin daha uzun süre üzerinizde kalması için benim kullandığım gibi bir aksesuar, saç aksesuarı ya da kıyafetlerinizi kullanabilirsiniz. Teninize göre kıyafet ve kumaşlarda parfümler daha uzun süre kalıyor. Parfümlerinizi böyle aksesuarlara, kıyafetlerinize sıktığınızda özellikle o üst notalara geçtiği vakit çok hoş koku bırakacaktır. Diğer bir püf nokta saçlarınıza sıkmak. Bunu hepimiz biliyoruz ki daha az hava alan yerlerde, örneğin boynunuzun arkası, saçlarınızın alt kısımları, buraları sıktığınızda çok daha derinden ve uzun süre parfümünüzü kullanabilirsiniz. Parfüme yatırım yapmak isteyenler için faydalı bir video olacağını düşünüyorum. Hem kendi favori kokularımdan bahsedeceğim hem de modunuza uyumlu olan notalara sahip parfümler üzerinden birlikte geçeceğiz. Ben parfümlerimi aynalı bir tepside sunuyorum. Şifonyerimin üzerine koydum. Biraz sıkışık görünüyorlar. Aslında daha az kullandıklarımı şifonyerin içerisine koysam da diye düşündüm ama bir arada görmek beni mutlu ediyor. Siz çekmecelerde de saklayabilirsiniz. Açıkta durmasının tek kötü tarafı sürekli tozunu almanız gerekiyor. Sürekli onları temizlemelisiniz. Ama onun dışında ben çok güzel bir aksesuar olduğunu düşünüyorum. Çok güzel bir obje aynı zamanda. Peki parfümleri sıkarken böyle şişe üzerime mi boşaltıyorum? Evet, bunu bazen yapıyorum. Yapıyorum. İki fıs bana yetmiyor. Biraz boynuma, biraz bileklerime, biraz kıyafetime, eğer kış mevsimi ise paltolarıma, hatta kumaş bir çantam varsa uzaktan çantama dahi sıkmayı seviyorum arkadaşlar. Eğer kanalıma abone olduysanız o halde hadi gelin birlikte şişeleri inceleyelim.
hoşunuza gitmiştir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve aşağı yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Bir sonraki Benim Elim videosunda tekrar görüşmek üzere. Herkese kocaman sevgiler.